Habertürk ekranlarından herkese merhaba, hayırlı Ramazanlar. Profesör Doktor Mehmet Okuyan'la birlikte bugün de evlerinize misafir oluyoruz. Yenikapı Mevlevihanesi'nden. Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri anlamaya, idrak etmeye çalışıyoruz. Kısa sureleri bitirdik. Bakara suresinin 255. ayetiyle de devam edeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bakara suresinin 255. ayetini konuşacağız demiştik son programda. Bizim bildiğimiz Ayet-el Kürsi'yi konuşacağız yani. Evet. Ben şununla başlamak istiyorum. Allah-u Teala ayet-i kerimelerde kendinden bahsediyor. Biz bunu çok farklı surelerin farklı ayetlerinde görüyoruz. Evet. Allah-u Teala kendisini nasıl anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de? Evet, bu tabii çok ciddi bir konu. Çok doğru şeyleri ve ayetlerden referanslarını bularak konuşulması gereken bir konu. Neden çok önemli? Çünkü mesela Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Şura suresinin yani 42. surenin 11. ayetinde buyuruyor ki Leyse kemislihi şeyun. Hiçbir şey onun benzeri gibi bile değildir. Öyleyse o kendisi hakkında ne diyorsa hakikat, gerçek sadece onun dediğidir. Hatta Araplar Allah-u Teala'nın zatıyla alakalı ne kadar bilgi noktasında eksik olduğumuzu ya da öyle bir bilgiye sahip olamayacağımızı beyan etmek üzere derler ki مَا خَتَرَ بِبَالِكَ فَاللّٰهُ غَيْرُ ذَٰلِكَ Yani her ne ki Allah hakkında baline, bal akıl demek, akıl, aklına, usuna, beynine, kalbine her ne geliyorsa bil ki Allah o değildir, onun dışındadır. Öyleyse biz Cenab-ı Hak'la alakalı sanki onun ne olduğunu değil de belki ne olmadığını söyleyebiliriz. Her neyi ona benzetirsek, o benzetme doğru bir sonuç vermeyecekse, o zaman Rabbimiz kendisini nasıl tanıtıyorsa öyle bilelim. Peki şimdi öyle bu ayet-i kerimeden şunu mu anlıyoruz? Hani akıl yoluyla birçok şeyi, belki her şeyi bulabiliyoruz ya, Allah-u Teala onu idrak etmeyi, onun nasıl olduğunu idrak etme algılarımızı mı kapattı? Evet. Ne düşünüyorsak o değil. Tabii. Allah-u Teala idrakin ötesinde, idraki aşan bir hakikattir. Kur'an-ı Kerim'de mesela Hazreti Musa Cenab-ı Hakk'ı görmek istediğini beyan eder. Allah-u Teala bunun imkansız olduğunu söyler. Hatta bir dağa tecelli edeceğini, dağa tecelli etmesi demek, milletin zannettiği gibi haşa Allah-u Teala'nın dağda görünmesi demek değil. Allah-u Teala'nın ne kadar görünemeyeceğini ifade etmek için küçücük bir tecellisi dağa vurunca dağ darmaduman oldu. Yani bir mahlukun algısı Cenab-ı Hakk'ı kuşatmaya, onu kavramaya yetmez, yetişmez. Algıları yaratan bir kudretin algının içerisinde düşünülmesi akla ziyan bir şeydir. En'am suresinde der ki Rabbimiz La tudrikuhul ebsaru Gözler onu idrak edemez. Ve ve yudrikul ebsare Gözleri idrak eden odur. Yaratan odur. Yaratanı yaratılanın kuşatması söz konusu değildir. Ne zatında ne sıfatlarında. Hiçbir cüret Cenab-ı Hakk'ı sınırlandırmaya kalkışmamalıdır. Çünkü bir varlığı böyle nesnel bir şeymiş gibi tarif ederseniz aslında onu sınırlandırıyorsunuz demektir. Oysa Cenab-ı Hak sınırların ötesinde bir hakikattir. O itibarla biz her ne diyeceksek referansımızı Kur'an diye belirlemek zorundayız. Rabbimiz kendisi hakkında ne diyorsa söz odur. Onunla yetineceğiz. Peki şimdi Hazreti Musa örneğini vermiştiniz, evet. Verdiniz. Dağın parçalandığını, işte un ufak olduğundan bahsedilir. Evet. Hazreti Musa'nın hatta buna dayanamadığını söyleyenler evet. de var. Tabii o ayet söylüyor. Ayet-i kerime söylüyor, rivayet değil. Peki Peygamber Efendimizin yahut diğer peygamberlerin Allah'la görüşmesi için bir takım hazırlıklar içine girmesi mi gerekiyor? Yok, şimdi Cansu Hanım bu... Allah-u Teala görünmez. Yani gördüğünüz şey sınırlandırdığınız şeydir. Her ne görüyorsanız işte onun eni vardır, boyu vardır, derinliği vardır. Yani nesnel bir şey görülür. Nesnel olmayan şeyler görünmez. Dolayısıyla Cenab-ı Hak
maddi bir varlık değildir. Maddeyle sınırlandırılan bir varlık değildir. Ruhlar Allah-u Teala'nın eğitimine tabi tutulurlar. Peygamberlerin de bu anlamda eğitime tabi tutulduğu pek çok örnek var. Hazreti Musa'nın Sina'da da Allah-u Teala ile onun bilgiye tabi tuttuğu bir 30 gün, önce 30 gün sonra 10 gün daha ilave edilerek 40 günlük bir eğitim süreci var. Zannediliyor ki Allah-u Teala ile haşa Hazreti Musa konuştu. Sina Dağı'nda oturdular böyle diz dize, öyle orada muhabbet ettiler. Hayır, böyle bir şey yok. Allah-u Teala bir insana, bir peygambere neticede vahyini melek elçi aracılığıyla ulaştırır ve o bilgiler peygamberin kalbine doğarlar. Hatta mesela Cebrail Aleyhisselam'ın vahiy getirirken de şöyle bir yanlış algı var. Sanki Cebrail Aleyhisselam okuyor, peygamberimiz dinliyor, dinledikçe ezberliyor. Yok öyle bir şey. Kur'an bu konuda sessiz değil. Mesela Bakara suresi 97. ayet gayet net. قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلِ Kim Cibril'e düşmanlık yaparsa bilsin ki فَاِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ O vahyi senin kalbine indiriyor. Vahiy peygamberin kalbine gelir. Şu Ara suresi 195. ayette de öyle diyor. 193, 194, 195, 196 bir vahyin gelişini anlatan bir pasajdır. Orada der ki وَاِنَّهُ لَتَنْز۪يلُ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْاَم۪ينَ Yani vahyi emin ruh indirmiştir. عَلَى قَلْبِكَ Senin kalbine. Vahiy kalbe doğan bilgidir. Ondan sonra peygamberimiz o bilgiyi seslendiriyor. Yani vahiy sırasında Cebrail Aleyhisselam Efendimizle ya da vahiy tebliğ ettiği peygamberlerle konuşmuyor. Peki böyle bir vahiy getirme yok. Anlamında böyle bir konuşma yok. Başka konuşmalar olur. Ha mesela insan kılığına girip görülmüş müdür? Tabii, öyle rivayetler var. Bunun ayetten karşılığı yok. Rivayetlerde peygamberimiz öyle buyuruyor. Bazen işte dihyetül kelbi diye bir böyle düzgün bir sahabi özellikleri de düzgün, evet, düzgün. Boylu postlu, yakışıklı, temiz. Öyleymiş. Artık Cebrail'den daha yakışıklı olduğunu sanmıyorum ama gene de öyle bir görüntüyle geldiği oluyor. Cebrail Aleyhisselam görünerek geldiği oluyor. Cebrail Aleyhisselam'ı peygamberimizin iki defa gördüğünü biliyoruz biz. Nereden biliyoruz? İşte Abese suresinden biliyoruz. Tekvir suresinden biliyoruz. Şimdi adam diyor ki işte nasıl bir varlık? Ne bileyim, onu Hazreti Peygamber'e soracaksın yani. Biz Cebrail Aleyhisselam'ı tanıtacak durumumuz yok. Ama onu asıl suretinde en az iki kere gördüğünü Kur'an'la biz öğreniyoruz. Kur'an'dan öğreniyoruz. Orada buyuruyor ki وَلَقَدْ رَآهُ بِالْاُفُقِ الْمُب۪ينَ Onu apaçık ufukta görmüştü. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى O uzaktaki sidre ağacının yanında onu bir kere daha inişinde görmüştü. Dolayısıyla Cebrail Aleyhisselam'ı peygamberimizin gördüğü ve meleği görmenin sadece peygamberlerle sınırlı olmadığını da biz biliyoruz. Hazreti İbrahim de görmüştü değil mi? Lut kavmini helaka giden melek. Hazreti İbrahim peygamberdi canım, onun görmesinde sorun evet, yok. Evet. Ama o azgın adamlar, Hazreti Lut'un azgın kavmi melekleri görünce onlara ahlaksızca duygular beslediler. Demek ki gördüler. Ha işte ona gelecektim. İbrahim Aleyhisselam'a göründüler. Oradan onların yanına gittiler ve onlara da göründüler. Evet. Diğer insanlara da göründüler. Daha pratik bir örneğimiz var bizim. Herkesin aklında kalabilecek bir örnek. Hazreti Meryem'e göründü Cebrail Aleyhisselam. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيَّا Meryem suresinde geçiyor. Ona, elçimiz, ona düzgün, hani bütün vücut azaları yerli yerince bir beşer olarak temessül etti, göründü. Hatta onu görünce galet dedi ki Hazreti Meryem, İnni a'udu bir rahmani minke. Ben senden Rahman'a sığınıyorum. İn kunte takiyya. Senin de az bir duyarlılığın varsa yanıma yanaşma demeye getirdi. Dolayısıyla peygamber bile olmasa meleklerin o anlamda görünebildiğini biz Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz. Dahasını söyleyelim. Başka bir görme daha var ama onu ben gördüm diye adam itiraf edemeyecek. Ölürken insanlar ölüm meleğini ya da ölüm meleklerini görecekler. Aa, ölüm meleği geldi diyemeyecek çünkü o arada gitmiş olacak vatandaş. Yani melekler görünüyorlar, görünürler. Biz melek üzerinden görünebilirliği tartışmıyoruz ama
Haşa, Allah-u Teala'nın görünmesi söz konusu değil. İşte onun görünemeyeceğini, gözler onu idrak edemezler diyor. Gayet açık bir ayet var. Hani belki görünebilirlik üzerinden acaba bir yorum yapabilir miyiz diye. İşte Kıyamet Suresi'nde "Vucuhun yevme izin nadiratun ila rabbiha naziratun." O gün bazı yüzler vardır, parıl parıl, ışıl ışıldır, Rablerine doğru nazırdırlar. Nazara bakmak demek, nazıra bakan demek. Bakan pozisyondalar. Orada da Allah-u Teala'nın görünmesinden değil ve Allah-u Teala'yı görecek olan gözlerden söz edilmiyor. Yüzlerden söz ediyor ki Allah-u Teala'dan gelecek olan nimetleri bekleyen bir bakışı ifade ettiği bir grup müfessirin görüşüdür. Acizane benim kanaatim de o nimetleri bekleme noktasında bir bekleyişin söz konusu olacağı bilgisinin ayette verildiğini düşünüyorum. Çünkü o Kıyamet Suresinin o ayet pasajında henüz daha ilgililer cennete gitmiş değiller. Yani yargılama sonrası şeyi bekliyorlar. Karar bekleniyor. İyi karar bekleyenler böyle müjdeli bir bekleyiş içindeler. Kötü karar bekleyenler de "Vucuhun yevmeydin basiratun." Öyle böyle yıkık dökük perişan bir yüz motifinden söz ediyor. Öyle nimeti beklemek üzerinden meseleyi tanımlamak lazım. Bir şey daha söylemek lazım böyle kadir şinaslık olsun diye. Ahiret alemi bu dünya alemi gibi değil. Yani burada bir gözün yaptığı şey orada da aynı şekilde devam edecek diye dersek ahireti dünyevileştirmiş oluruz. Öyle bir dünyevileştirici bir pozisyon ortaya koymak da istemem. Ama görülebilir olması için Allah-u Teala'nın kendisini göstereceğini söylemiş olması lazım ki Kur'an-ı Kerim'de öyle bir bilgi kesinlikle söz konusu değil. Pekala, şimdi Allah-u Teala'nın kendini nasıl anlattığını konuşuyoruz. Evet, Ayet-el Kürsi üzerinden konuşacağız inşallah. Ben bir takım ayetleri ille hatırlatmak istedim program öncesi zihnimde tasarlarken. Şimdi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kendisini anlatıyor. Biz bu programların birkaçı öncesinde İhlas Suresini anlatmıştık. Rabbimizin kendini anlattığı en önemli Kur'an pasajlarından bir tanesi İhlas Suresidir. 4 ayette 3 olumlu 3 olumsuz niteliği üzerinden Rabbimiz bize kendisini tanıtmıştı. Yine nasip olursa bu programların birkaç sonrasında inşallah Haşr Suresinin son 3 ayetini anlatırken gene Rabbimizin çeşitli sıfatlarını o kendisini nasıl tanıtıyorsa onun tanıttığı şekilde bir takım bilgilendirmeler yapacağız inşallah. Ama bunların dışında mesela Allah-u Teala Ali İmran suresinin 26-27. ayetlerinde kendisini tanıtıyor. Buyuruyor ki Estağfirullah. Kul de ki Allahümme ey Rabbim malikel mülki ey her mülkün sahibi olan Rabbim tütil mülke men teşâ'u. Sen bu mülkü dilediğine ihsan edersin. Ve tu'izzu men teşâ'u. Dilediğini aziz kılarsın. Ve tüzillü men teşâ'u. Dilediğini zelil kılarsın. Efendim. Ve tenzi'ul mülke mimmen teşâ'u. Mülkü, hükümranlığı dilediğinden alırsın. Dilediğine verirsin. Dilediğinden alırsın. Dilediğini yüceltirsin. Dilediğini alçaltırsın. Biyedikel hayru. Her hayır sadece senin elindedir. İnneke alâ külli şeyin kadîrun. Sen her şeye gücü yeten yegane kudretsin. Tûlicü'l-leyle fin-nehâri. Geceyi gündüzün içine sen koyarsın. Ve tûlicü'n-nehâre fil-leyli. Gündüzü gecenin, geceyi gündüzün içine sen koyarsın. Ve tukhricü'l-hayye minel-meyyiti. Ölüden diriyi sen çıkartırsın. Ve tukhricü'l-meyyite minel-hayyi. Diriden ölüyü de sen çıkartırsın. Ve terzuku men teşâ'u bi-gayri hisâbin. Dilediğine hesapsız bir şekilde rızkı verebilecek yegane sensin. İşte mutlak hükümranlığını özetleyen iki ayet. Mesela ben biliyorum siz Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetleri metin olarak ezbere biliyorsunuz. Hani bir kardeşiniz olarak söyleyeyim. Bu Âl-i İmran suresi 26-27'yi de ezberleyin. Tamam. Ezberleyin. Çünkü Allah-u Teala'nın hayata
ve bütün kainata mutlak hükümran olduğunu anlatan en nefis ayetler Ali İmran suresi 26 ve 27. ayetlerdir. Mesela Cenab-ı Hak kendisini Fatırus semavati vel ard diye tanıtır. Göklerin ve yerin fıtratını kazandırıcı olan. Fatır yoktan var eden anlamına geliyor ama fatır, fıtrat aynı kökten geliyor. Fıtrat kazandıran, yani bir şeyin özünü, nüvesini şekillendiren kudret sadece Allah-u Teala'dır. Mesela En'am suresi 101. ayette geçer. Bedi'us semavati vel ard. Gökleri ve yeri yoktan var eden Allah-u Teala'dır. Kendisini böyle tanıtıyor. Her şeyi yaratan O'dur. Her şeyi helak edecek olan O'dur. Kalpleri birbirine ısındıran da O'dur. Evet, o da. O da mı En'am suresindeydi? Enfal suresi. Bravo. Haydi bakalım. 93 miydi? Ayet numarası yok. Enfal suresinin o kadar ayeti yok. Allah Allah. Bizim haberimiz olmadan yeni ayet gelmiş olmasın. 63. ayeti. 63. Enfal suresi toplam 75 ayet. Ve ellefe beyne kulubihim. İnsanların kalplerini bir araya getiren odur. Hatta Ali İmran suresi 103. ayette de var. Orada buyuruyor ki وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. Düşmandınız be. Kalplerinizi bir araya getirdi. Bir ülfet meydana getirdi. Kalpleri ülfet sahibi kılan Allah-u Teala'dır. Öyle ifadeleri var. Mesela Allah-u Teala alimul gaybi ve şehadettir. Gayb ve şehadet, görünmeyen, hissedilmeyen ve hissedilebilen, görülebilen alemlerin yegane bileni O'dur. Her şeyi bilen O'dur. Rabbul alemindir, alemlerin Rabbidir. Rabbul arşil kerimdir, o değerli, o yüce arşın Rabbi, yani sahibi, elinde bulunduranı, idare edeni, terbiye edeni, geliştireni sadece Allah-u Teala'dır. Allah-u Teala izzetin sahibidir. Yegane izzet, yani şeref, onur, itibar, haysiyet sadece Allah'ın katındadır. Allah azizdir. Hem en güçlüdür, hem izzetin, yani onurun kaynağıdır. Sırf bunun içindir ki Fatır suresinin 10. ayetinde buyuruyor ki Rabbimiz men kâne yuridun izze. Kim bir onur, şeref, haysiyet istiyorsa bilsin ki felillahil izzetu cemi'a. İzzet, onur, şeref ve haysiyet bütünüyle ve sadece Allah'ın katındadır. İzzetin kaynağı O'dur. Mesela Rabbimiz şeyde der ki Müminun suresinde sor Mekkeli müşriklere, de ki kul men rabbus semavati seb'i. Bu yedi kat göğün Rabbi kim? Ve rabbul arşil azim, o büyük arşın sahibi kim? Kul, sor onlara, de ki men biyedihi melekutu külli şeyin. Bütün her bir şeyin hükümranlığı, otoritesi, efendim yetkisi, yetkinliği kimin elindedir? Ve huve yuciru. Her şeyi koruyup kollayan ve la yucaru aleyhi. Kendisi korunup kollanmaya muhtaç olmayan kudret kimdir diyor. Sor, Allah'tır cevabını vereceklerdir diyor. En'am suresinde buyuruyor ki قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ. Herkesi doyuran ama doyurulmaya ihtiyacı olmayan yegane kudret O'dur. Yani Samet'tir. Yani bir anlamda Samet'tir. Evet, Samet'in bu bütün okuduğumuz ayetler açılımı durumundadır. Mesela buyuruyor ki La yus'elu amma yef'al ve hum yus'elun. Yaptığı hiçbir şeyden sorgulanamayacak yegane kudret O'dur. Oysa diğer bütün varlıklar nihayetinde hayatla alakalı sorgulamaya tabi tutulacaklardır diye Cenab-ı Hak öyle kendini tanıtıyor. Mesela buyuruyor ki ve yabqa vechu kullu men aleyha fanin ve yabqa vechu rabbike zul celal vel ikram. Herkes yok olup gidecek. Küllü şeyin halikün illa vece. Onun zatı hariç geri kalan her şey yok olacaktır. Baki kalacak olan, ikram ve celal sahibi olan sadece ve sadece Rabbindir. Öyle tanıtıyor. Mesela Hadid suresinin başında tanıtıyor kendisini. Buyuruyor ki Lehu mulkü semavati vel ard. Göklerin ve yerin hükümranlığı, egemenliği sadece ona aittir.
biyedihil mülkü der başka yerlerde. O da o anlama gelir. Sadece ona aittir. Yuhyi ve yumitu. Hayat veren de odur, öldüren de odur. Ve huve bi kulli şeyin alim. Her şeyi bilen de odur. Huvel evvelu. Evvel olan da odur. Vel ahiru. Son kalacak olan da odur. Ve zahiru. Görünen her şey aslında onu temsil eder. Vel batınu. Her görünenin görünmeyen bir başka boyutu daha vardır. Onlar hepsi Rabbimizin kudretiyle alakalı hakikatlerdir. İşte böyle genel tanıtımıyla Rabbimiz, mesela Buruç suresini, şimdi o ayetleri okumasak olmayacak yani. İnnehu huve yub, inne batşa rabbike leşedidun. Rabbinin yakalaması çok şiddetlidir. İnnehu huve yubdi'u ve yu'idu. Yaratmaya başlayan da odur, yaratılışı iade eden de odur. Ve huvel gafurul vedudu. Bağışlayan ve sevginin kaynağı olan odur. Zül arşil mecidu. Arşın sahibi odur ve yücelik sadece onunla anlam kazanır. Fe'alun lima yuridu. İstediğini yapabilen yegane kudret odur. Kendisi yakalaması çok kuvvetlidir ne demek? Yani o Buruç suresinin başından itibaren böyle insanları inandıkları için çukurların içinde yakan ashab-ı uhdud diye bir konu var. O Buruç suresinin asıl ana konusu odur. Onun sonundan geliyor işte. Yani onlar insanları böyle yaktılar, ateşin içerisine attılar. Sonra da utanmadan yukarıya geçip millete şahit oldular, seyrettiler. Yani o aymazlığı, o zulmü Cenab-ı Hak karşılıksız bırakmayacağını beyan etmek üzere inne batşa rabbike leşedidun. Rabbinin yakalaması çok daha şiddetlidir. Bu ne ki? Neticede insanları yaktınız. Belki bu dünya hayatlarını bitirdiniz ama siz ebedi alemin asıl cehennem yakıtı olacaksınız anlamında tehditkar bir ifadedir. Rabbimizin gücüne gönderme yapan bir ifadedir. Mesela Ala suresi var. Cansu Hanım, aman nasıl okunmayacak o ayetler? Sebbihisme rabbikel a'la. Yüce olan Rabbinin adını tesbih et. Ellezî halaka fesevvâ. Yaratan odur. Düzene koyan odur. Vellezî kaddere. Her şeye en ince, detay ayrıntılı ölçü kazandıran odur. Feheda. Her şeye hidayet eden, yaratılış amacına uygun olarak varlıkları dizayn eden odur. Vellezî ahrecel mer'a. Efendim böyle o topraktan bitkiler çıkaran odur. Fecaalehu gusaen ahva. Sonra onları da kapkara, kupkuru ota dönüştüren kudret odur. Kainat onun elindedir, onun kontrolündedir. Onun üzerinden kendisini tanıtıyor İradesindedir. Cenab-ı Hak. Hangi ayet-i kerimedeydi hocam? Daldan bir kuru yaprak düşmez. Ya da işte Enam tohumları suresi. Yeşillendiren, işte toprağı yaran, kayanın arasından filizlendiren, evet. Yine biziz gibi. Tabii onları mesela Zümer suresinde de var, Hadid suresinde de var. Efendim yani onun bilgisi dışında en küçük bir yaprağın dahi yerinden sallanamayacağını ifade eden ayet de Enam suresinde. Hani onu da söyleyelim madem hatırlattınız. Enam 59. Onu da 53 diyecektim de demek sayılarla aram iyi değilmiş. Evet 53 başka bir ayet. 53 önceki programların birinde özellikle söylemiştim. Bu 53'ü unutma diye. Zümer suresi 53. Zümer, evet. Bu Enam suresi 59. Ve indehu mefatihul gaybi. Gaybın anahtarları sadece onun katındadır. La ya'lemuha illa hu. Onu ondan başka kimse bilmez. Anahtarlar onun kontrolündedir. Anahtarları ondan başka kimse bilmez. Ve ya'lemu ma fil berri vel bahri. Karada ve denizde ne varsa hepsini o bilir. Ve ma teskutu min varakatin illa ya'lemuha. Hiçbir yaprak onun bilgisi olmadan yerinden düşmez. Ve la habbetin fi zulumatil ardı. Arzın karanlıkları içerisindeki en küçük bir tane. Ve la ratbin. En küçük bir ıslaklık. Ve la yabisin. En küçük bir kuruluk. Ne hayal ediyorsanız bunlar illa fi kitabin mübin. Apaçık kitapta, apaçık yasada ve Allah'ın bilgisinde mevcuttur, yer alır diyor. Hocam öyle güzel anlatıyorsunuz ki yani insanın gidip bunları tekrar tekrar okuyası, idrak edesi geliyor tamam, gerçekten. Işte zaten maksadımız o.
Demek ki maksada ulaşıyoruz. En azından benim üzerimde başladınız. Elhamdülillah. Pekala. Efendim çok kısa bir ara. Bakara suresinin 255. ayetin ayetel kürsüyü konuşuyoruz. Anlamlarını konuşuyoruz. Ne gibi çıkarımlar yapacağız ve Allah-u Teala bizlere neler anlatıyor, neler anlatmak istiyor, bunlara değiniyoruz. Önemiyle devam edeceğiz. Kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Profesör Doktor Mehmet Okuyan'la birlikteyiz. Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Yenikapı Mevlevihanesi'nden evlerinize misafir oluyoruz. Bakara suresinin 255. ayetini yani Ayetel Kürsi'yi konuşuyoruz. Önemiyle devam edelim, buyurun. Evet. Şimdi Ayetel Kürsi Cenab-ı Hakk'ın zatı hakkında, kendisi hakkında en değerli toplu bilgi verdiği ayetlerden bir tanesidir. Çok önemli bir mesaj dünyasına sahiptir. Ben şimdi cümle cümle o mesajları aktarayım. Sonra neden bu ayeti mesela her namazın sonunda okuyoruz'a da ufak bir cevap vermeye gayret edeyim. Bir gerekçe ortaya koyayım. Rabbimiz buyuruyor ki Allahu la ilahe illahu. Allah ki kendisinden başka hiçbir ilah asla yoktur. Asla böyle bir üstün güç tahayyül edilemez, hayal edilemez. El hayyu El Kayyumu, daima diri olan ve varlık sadece onun sayesinde varlığını devam ettiren, kendi varlığı kendinden, diğer varlıkların varlığı da ondan şekillenmiş olan bir kudrettir. Bu şu demek, başka varlıklar daima diri olmazlar, başka varlıklar varlıklarını başkaları sayesinde sürdürürler. Oysa Allah-u Teala daima diridir ve varlığı kendindendir. Diğer varlıklar varlıklarını Allah'ın kudreti sayesinde devam ettirirler. El Kayyum o demektir. La ta'huduhu sinetun ve la nevmun. O öyle bir kudrettir ki her varlık bir çeşit gaflete, uyuklamaya maruz kalabilir. Uyku ihtiyacı hisseder ama Allah-u Teala'yı ne bir gaflet tutabilir ne de uyku. Öyle ehli kitabın inandığı gibi Cenab-ı Hak kainatı 6 günde yarattı. Sonra yoruldu. Sebt gününde işte dinlenmeye çekildi filan. Bunlar bizim Kur'an'dan referans almazlar. Ve ma messena min lugub. Allah-u Teala'ya böyle hiçbir yorgunluk filan erişmez yani. La te'huduhu sinetun ve la nevmun. Onu gaflet, uyuklama da tutmaz, uyku da. Hiçbir şekilde bu sıfatlar mahlukun sıfatlarıdır. Allah-u Teala da böyle gaflet, uyuklama ve uyku sıfatı söz konusu olmaz. Yorulmaz ki bunlar olsun yani. Böyle bir şey hiçbir şekilde Rabbimizin kudretinde yer almaz. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Göklerde ve yerde ne varsa. Şimdi orada ma diye bir edat var Cansu Hanım. Arapçada bu edatlar çok önemlidir. Ma edatı canlı cansız ne varsa hepsini içeren bir anlam verir. Bunun karşılığında bir de men edatı var. O canlı ve ruhu olan insanlar için kullanılır. Cenab-ı Hak için de kullanılır tabii ki. Melekler için de kullanılır. Ama bütün mahlukatı içine alan edat ma edatıdır. Lehu sadece Allah'a aittir. Ma fis semavati ve ma fil ard. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi sadece ona aittir. Onun kontrolündedir. Sonra men zellezî yeşfa'u indehû illâ biiznih. Onun izni olmadan, onun buyruğu olmadan, onun müsaadesi ya da onun emri olmadan onun katında şefaat kim edebilirmiş ki? Mekkeli müşriklerin beklediği türden bir şefaatin olamayacağını, müşriklerin beklediği türden bir şefaatin olamayacağını böyle soru cümlesi olarak veriyor. Ona rağmen onun katında hiç kimsenin bu anlamda bir şefaat, bir ayrıcalık, bir torpil kurumu işletmesi, Allah'a rağmen işletmesi söz konusu olamaz diye cümleyi tersinden vurgulu bir şekilde veriyor. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. Allah mahlukatın önlerinde, algılarında olan ne varsa onları da bilir. İnsanın algısına kapalı olan وَمَا خَلْفَهُمْ arkadaki şeyler demek yani onun algısının ötesinde olan şeyler ne varsa hepsini Allah bilir. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَاءَ. Allah'ın dilediği kısım hariç insanlar hiçbir şekilde Allah'ın bilgisini kuşatamazlar.
Onun için mesela biz Allah-u Teala'nın bilgisine göre konuşmayız. Biz Allah-u Teala'nın bilgisini kuşatamayacağımız için bilgiye göre değil, Allah'ın bildirmesine göre konuşuruz. Bize bildirdiklerine ne göre. Ne kadar bildirdiyse o kadar biliriz. Yoksa bizim bir mahluk olarak beynimiz, algımız bir Halik olan Rabbimizin bilgisini asla kuşatamaz. Nitekim vesi'a kürsiyyuhu es-semavati vel arda. Onun kürsisi, onun hükümranlığı, onun otoritesi gökleri ve yeri kuşatmıştır. Çepeçevre kaplamıştır, kapsamıştır. Yani onun gücünün dışında göklerde ve yerde hiçbir şey hükümranlığı dışında söz konusu bile değildir. Ayet adını bu kelimeden alıyor. Vesi'a kürsiyyuhu. Kürsiyyuhu hükümranlık tahtı demek. Hükümranlık alanı gökleri ve yeri. Ayetel kürsi ne demek? İşte o hükümranlık ayeti. Cenab-ı Hakk'ın kainatı emrine ve hükümranlığına aldığını ilan ettiği ayettir. Ve Rabbimizin onlarca ayetle bağlantılı olarak zatı hakkında bilgi verdiği o genel konunun toparlanmış ayetidir bu ayetel kürsi. وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا Göklerin ve yerin yani bütün mahlukatın hükümranlığı onun elinde olduğu için bu gökleri ve yeri yani bütün mahlukatı koruyup kollamak onu yormaz. Ona herhangi bir eziyet ya da bir yorgunluk sebebi olmaz. وَلَا يَعُودُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ Yüceler yücesi olan, her şeyden üstün olan sadece O'dur. Ayet-el Kürsi, her namazımızın peşinde bunu okuyoruz. Neden? Ya Rabbi, senin mutlak hakim olduğunu biliyorum. Ya Rabbi, kainatta senin iznin, senin bilgin olmayan hiçbir anın ve alanın olmadığını biliyorum. Ya Rabbi, seni gaflet ve uyuklama, uyku tutmadığını biliyorum. Uyumayan ve uyuklamayan bir kudretin önünde hayatımın her anını ve her alanını onun rızasına adıyorum. Bilincini, ikrarını dile getirme anlamında namazımızın peşinde okuduğumuz ayet-el kürsi mutlak hükümranlık anlamında bizi kuşatan bir mesaj inceliğine sahiptir. Pekala, bundan sonra bunları düşünerek okuyacağız. İnşallah. Her konuştuğumuz surede olduğu gibi. Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkürler. Efendim sizlere de çok teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere.